Herkes açık oturuma hoş geldi arkadaşlar. Leyla'ya birkaç soru soracağız, fikrini öğreneceğiz. Sonra yorum yapmak isteyenlere mikrofonu vereceğim, yorum yapacağız. Tamam. Şimdi Murat'la devam etmek, Murat'a karşı hala hislerin, duyguların var mı? Bir azalma oldu mu? Ay gözümün önü karardı, Allah belanı. Allah belanı versin. Murat deyince bayılıyor. Yani ölmek Murat deyince artık bu tasvir, anladın mı? Ay gözümün önü karardı. Tamam. Böyle oluyorum. Demek artık hala yani duyguları var ki vücuda bir reaksiyon oluyor. Okey, o zaman biz kızlar evi olarak bence hepimiz aynı fikirdeyiz. Değilsek evet, itiraz edersiniz. Evet. Murat'a yüz vermemen gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bir şımarıklık hareketiydi. Katılıyor evet musun? Bunu siz düşündüğünüz için ya da söylediğiniz için değil. Bu zaten itici olur. Yani. Gözüken bu çünkü. Ben tamamen kendi fikirlerimle şu an... Kendi irademle. Yok yani, tanıma yolu falan yok. Bitti. Bitti diyor. Peki. Evet, çünkü kredisini doğru kullanamadı. O kredi tükendi artık. Kanının son damlasını dün akıttı yani. En evet önemli soruyu sormak istiyorum Leyla. Kırmızı Oda'ya Murat'ı değil şu an bugün başka birini çağırır mısın? Bence tam zamanı. Wow. Evet, oha, çağırırım. Evet, İsim isim. Kim isim? İsim. Hadi isim Bat tarih bu arada. Söylemem, çağırdığında görürsünüz. Bat tarih arkadaşlar, Bat Kırmızı Oda'ya çağrıldığında skandal bir olay olmuyor. Niye o yüzden ben Bat'a çağırdım Kırmızı Oda'ya? İstesem çok güzel görmemezlikten gelirim demiştim ama yani. Ama bir yandan da kopamıyorsun bence. O benim kendi içimde çeliştiğim şeyler ya. Ben görmezden gelmek istesem çok güzel gelirim. Bu benim içimdeki duygularla alakalı. Tabii ki onu yaparsın da. Evet Hasan'cığım, sor. Çok zor görünüyor şu an. Sor, bir de mikrofon bende ya. Doğru. Bağır biraz. Bu seferki affetme sürecin hayatım yarım gün mü sürecek? 4 saat. Ya da 3,5 saat. Zaman ekleyebilir miyiz? Hayır ben... Ne var, cevap istiyorum, cevabımı versin. Bence 2 günü alır ya bu sefer. Şimdi ben biraz fikrimi belirtmek istiyorum. Yeni kız hiç konuşmuyor. Onu alalım. Var mı soracağın soru? Leyla sinirlenmeye başladı arkadaşlar. Titriyor. Senin burcun ama ne? Ama normal her zaman yüzleşme. Sinirlenmek yok. İkizler yani, evet sinirlenme. Sakin bir birincisi dinliyorum. Sizin senin burada. İkizler çok güzel. Hiçbir suçun yok. Sende sadece hata var Leyla. Neresi ya? Kızlar. Ben Leyla'da suç olmadın ama hatasının olduğunu düşünüyorum. Leyla'nın evet hatası. Affet. Murat Leyla'yı kaybetmekten korkmuyor. Evet. Evet. Süründürmüyor. Katılıyorum. Sen katılıyor musun? Bu benim için hata değil. Ben hata olarak görmüyorum. Ay, evet, çünkü bacağı biriyle bir beraberlik yaşıyorsan içinden geldiği gibi koruman gerekiyorsa evet koruyacaksın. Yapman gerekeni yapacaksın. Ama bu tek taraflı artık canımı sıkmaya başladı. Yani karşı taraf düşünmüyor beni. Evet. Hep ben düşünüyorum. 3. haftaya girdik artık. Berke. Leyla bekar. Murat'la tanıma yolu bitti. Murat tekrar tanıma yolunda Leyla ile devam etmek istiyorsa bunun için çaba göstermeli. Evet. Ama o süre zarfında yeni biri gelir. Leyla'nın aklını alır, gönlünü alır. Burada kaybeden Murat olur. Leyla yine kazanır. Ben arkadaşlar belki de Murat'ın da aklında ikinci isim var. Kim diye biliyor bunu? Bu arada aynen bir şey söyleyeceğim. Murat çok diye rahat bir tamam şekilde belki dün kritikte. Üçüncü isim, dördüncü isim de olabilir konuş. Bilemiyoruz söylüyorum ki. Söylüyorum dün kritikte Murat. Öyle bir şey olursa da Allah yolunu açık etsin yani. Dün kritik. O zaman ha şu koltuğa Murat, hiçbir farkı kalmaz gözümde. Doğru zaten. Doğru. Exactly. Exactly ne ya? Exactly. Ama bence şipini Buse de bana hak verecek. Başka bir kadınla görmek bu her iki burada anlatılmaz hayatım, bir şey. Hayatım o başka kadınla görürse illaki kimse kimseyi yani kimsenin eli armut toplamıyor yani. Şimdi hayatım sen dün Oğuzhan'la Kırmızı Oda'ya girdin. Ne hissettin? Ben yani... Bir ne anlamda ne yüksek sesle konuş. Heyecanlandın mı? Heyecanlandın mı? Enerjin nasıl aldın? Dans ederken heyecanlandım evet. Gözünün içine beğeniyor baktım ve direkt bıraktım dansı zaten. Peki neden Oğuzhan'ı seçtin? Çünkü bu evde en ağır başlı insan o. Bence en yakışıklısı da o. Nereden biliyorsun bunu ağır başlı olduğunu? İlk yarışta girdiğinde. İzledim. Gelmeden önce izledim ya. Ha tamam okey, I'm sorry. Ne sordun aşkım sen? Beğeniyor muymuş? Beğendiği için tamam, mi yani? Fiziksel olarak beğendi mi Oğuzhan'ı? Şu an beğendiğini söyledi. Ya onu duymadım. Peki. Bunu o biliyor mu? Biliyor mu? Söyledim evet. Eve girdiğimde söyledim. Aa. O bir şey söyleyeceğim. Kırmızı Oda'da konuşurken sen onunla
arkadaşça vibe'ını mı verdin böyle hani şey olarak? Yoksa ilişki istiyor musun? Tanıma yoluna gitmek istediğinde ifade ettin mi? Yani şöyle açık kapı bıraktım ama bu açık kapı demek olmuyor ki dedim. Biz sevgili olacağız, flörtleşeceğiz, tanıma yoluna gideceğiz. Demek değil seni kırmızı odaya çağırmam. Sadece seni tanımak istiyorum dedim. Yani bu arkadaşça da olabilir, ileride başka bir şey de olabilir dedim. O ne dedi? O da tabii ki de bu şekilde falan dedi. Ne diyecek? Benim verdiğim tepkilerin aynısını verdi. Yani bir kişiyle ben açık açık... Hoş geldiniz. Of ya. Oğuzhan gelmedi mi ya? Ya. Leyla ben bu şu an hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Leyla. İki Mert'ten selam var. Teşekkür ederiz. Herkes size selam söylüyor. Arkadaşlar yaşadığımız problemler var. Önceki resim geliyor. Ama aslında genel olarak benim kişisel problemim. Zaten ben ilk günden beri Berke ile Yıldız'ımı hani tutmadı. Zaten bu belli. Ben genel olarak hani gözünüzde herhangi bir şekilde böyle kavgacı vesaire gibi öyle bir durumda... Asla öyle görünmüyorsun. Biz sadece öyle Leyla olmak açısından istemiyorum. Olaya bakıyoruz. Evet, teşekkür ederim öyle gördüğünüz için. Ben herkesin önünde Leyla'dan özür diliyorum. Bu birincisi, ikincisi de şöyle bir söz veriyorum. Bir daha illaki Berke ile tartışacağım, edeceğim ama Aynur yanlış anlamanı istemiyorum. Berke, Aynur arasındaki diyaloğa hiçbir şekilde dahil olmayacağım. Buna söz veriyorum ve nezaketen de size şöyle de bir teker teker rica edeyim. Çok sağ ol. Çok sen. Teşekkür ederim. Evet, tamam. İlk gülümüzü aldım. Evet, bu arada ilk defa gül aldım. Mert, Allah razı olsun ya, dur sesimi. Aynur'a vermem yanlış olur. Sen verebilirsin benim yerime. Aynur'a mı? Evet, tamam. Yanlış anlaşılmasın belki tarafından. Peki bir şey soracağım. Hatanı anladın mı? Teşekkür ederim kankacığım, sağ ol. Murat, teşekkür. Anladın mı? O zaman bir kalkın, bir konuşuruz. Seni izinle veriyorum. Dilara. Robota gidiyoruz. Teşekkür ederim. Dilara, izin isteyeceğim. Ben bunu istemiyorum. Ay, ben istiyorum ya. Ne haber bebeğim? Atabiliriz ya, sorun yok. Hasreç'cim şöyle vereceğim. Teşekkür ederim Murat'cığım. Sana da kırmızı. Na 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 na. Şöyle vereyim sana da. İstemiyorum diyeceğim şimdi. Hiç hoşlanmam yani. Beni kıracak mısın, ben bir şeyler yaptım böyle? Teşekkür ederim. Hatta daha konuşalım mı baş başa? Böyle yapmam. Hadi gel. Gelme. Nereye geçelim? Sana bunu aldım, masaya bırakıyorsun. Yanında mı hani taşıyayım? Yanına alabilirsin en azından, yanında kalabilir. Rica ederim. Ben olsam yani şey yaparım böyle, hani öyle masaya koyup da gitmem. Sen bundan hani önce başka şeylere olsun dikkat et de. Zaten onun için bu geldim ya. Bu en son ya dikkat edeceğin şey. En son geldim ya oraya. Bak sen benim yapım az çok zaten biliyorsun, beni tanıyorsun. Sinirli bir adam olduğumu da biliyorsun. Fevri davranışlarımı da biliyorsun. Tamam, ben zaten haksız olduğum yönleri biliyorum da. Her zaman arkamda duran sen. Neden bu kadar isim gülüyordun? Ki haklısın, tamam ama orada konuyu açmamdaki benim amaç böyle fitne fesat vesaire falan değildi. Mert'le biz göz göze geldikten sonra zaten dün de konuşuldu bu konu. Mert bir şey söyledi, tam hatırlamıyorum dediğini. Ben de evet aklıma bir şey geldi falan dedim. Oradan belki direkt kesin benimle alakalı dedi. Bu konuyu değiştirebilir miydim? Kesinlikle değiştirebilirdim. Evet öyle ama o anlık öyle gelişti. Böyle oldu ama benim Aynur Berke arasındaki böyle kavga gürültü öyle bir şey söz konusu dahil değil. Ya şu an aslında yani anlam veremediğim şey şu. Hemen neden mesela tanışma yolunu bitirmeye çalışıyorsun? Ben çünkü sana demedim, üçüncü şey haftadayız ben. Evet. Seni sürekli toparlamaktayım. Bundan mı yoruldun çok? Diyorsun ya, her defasında arkamda evet duruyordun, şimdi ne evet oldu? Demek ki buna güvenmişsin. Leyla zaten bu sefer de durur arkamda demişsin. Ben bir şey yaparken Leyla benim arkamda durur gibi şeylere güvenmiyorum. Bunun arkasına sığınmıyorum. Görüyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben tek başıma boyadayım, anladın mı? Herkes tek başına boyadı. Evle, evle alakadan bahsetmiyorum. Evet. Ben zaten her yerde söylüyorum bunu. Dışarıda da söylüyorum, Leyla beni çok koruyor ediyor ve benim bu çok hoşuma gidiyor diye. Ama ben sana ne dedim mesela? Hani biz böyle illaki ters düşeceğimiz şeyler de olabilir. Büyük kavgalarımız olacaktır. Önemli olan birbirimizden vazgeçmemek değil miydi? İkimizin arasındaki büyük kavgalardan bahsettik biz, doğru mu? Ben sana en son telefonda konuştuğumuzda ne dedim? Bu daha kötü. İkimiz sana olsaydı... telefonda konuştuğumuzda ne dedim? Ne dedin? Bu muhabbetle alakalı. Ya bir daha sana demedim mi bir daha dedi. A harfi gelmeyecek ağzına? Ama ben Berke bu Aynur olduğu için değil. Fatma olsa F harfi ya gelmeyecek tamam, ağzına. Tamam, o zaten derdim. Ona takılma. Ama zaten şöyle bir durum var. Ben Berke Aynur, biz zaten o meseleyi kapatmıştık ya. O konu için ben sana dedim, bir daha Aynur ağzına dedim. Almayacağım zaten dedim. Sen...